Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Hapşin Yurdakul'la 360'ta. Değerli izleyiciler, merhabalar. Habertürk ekranlarından saat başında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desticiyle görüşmesi sonrası gelen görüntülerle açtık. Şu anda kameralar ziyaret sonunda ayrılan Cumhurbaşkanı'nın görüntülerini ekrana yansıtıyor. Bilmiyorum, bir soru cevap olacak mı aslında? Onun için de bekliyoruz biz. Kendisine bir soru yöneltilecek mi diye. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destici birlikte şu anda poz veriyorlar. Kameralar karşısındalar. Bir tokalaşma görüntüsü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini takip eden basın mensuplarına da selam verdikten sonra mekandan ayrılıyor. Bilmiyorum soru cevap var mı? Onu bekliyoruz. Selamlaşma sonrasında da maskeler takıldı ve o noktadan ayrılıyorlar diye görüyoruz. Evet. Herhangi bir soru cevap ya da basın bir açıklama olacağını düşünmüyoruz şu an itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan makam arabasına bindi ve noktadan ayrılıyor. Parti temsilcileri de onu uğurluyorlar şu anda. Ekrana gelen görüntüler böyle. Başkent Ankara'dan. Ankara ile başladık. 360'a canlı görüntülerle, Erdoğan destici görüşmesi sonrasında gelen görüntülerle. 360'ın ilk saatinde Ukrayna'daki gelişmeler bizim masada olacak. İkinci saatte, ikinci bölümde ise ekonomideki gelişmelere bakacağız değerli izleyiciler. Aslında hemen dönelim Ukrayna'ya. Uzay Kesmen ve kameraman Hasan Dönmez savaşın izini sürmeye devam ediyorlar Ukrayna'da. Kiev'in tekrar vurulabileceği iddiaları. Başkentte nasıl etki ediyor? Sahada son duruma dair neler biliyoruz? Uzay Kesmen İrpin'de bize anlatacak, elindeki bilgileri paylaşacak. Uzay, kolaylıklar dinliyoruz. Hapşin Yurdakul, biz şu anda kameraman arkadaşım Hasan Dönmez'le beraber İrpin'deyiz. İrpin yaklaşık olarak 60 bin nüfusa sahip büyük bir ilçe ve burası aslında Kiev'e giriş kapısı olarak da nitelendiriliyor. Çünkü Rus ordusunun en son geldiği, ulaştığı ve Ukrayna ordusuyla karşı karşıya gelip günlerce yoğun çatışmaların yaşandığı yerdi. Şimdi Hasan Dönmez'le beraber İrpin Köprüsü'nün tam da başındayız. Bakın, bu kareyi muhtemelen hatırlayacaksınız. Çünkü uluslararası haber ajansları buradan pek çok fotoğraf paylaşmıştı. İrpin'de şu anda İrpin Köprüsü'nün altında o binlerce kişinin, sivilin sığındığı yerdeyiz. Çünkü Ukrayna ordusu savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun Kiev'e ulaşmasını engellemek için Kiev'e çıkan bütün nehir üzerindeki köprüleri havaya uçurmuştu. İşte o köprülerden biri de İrpin Köprüsü'ydü. Şu anda hatta bakın iki bisikletli bu köprüden karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Buradan binlerce kişi tahliye edildi. Çünkü şimdi Ukrayna haritasına baktığımız zaman İrpin az ileride Buça var. Buça Hostomel diye gidiyor. Yani Rus ordusunun tam da Kiev'e giriş yapacağı güzergahtayız aslında, girebilseler de eğer. Bu nedenle de burada yoğun çatışmalar yaşandı. Biz yayına bağlanmadan önce İrpin'de pek çok yerde yine gezme imkanı bulduk. İrpin şu anda halen de ıssızlığa, sessizliğe bürünmüş halde. Çünkü pek çok yerde patlamamış mühimmatlar var. Bunların seslerini zaman zaman duyabiliyoruz. Bu nedenle de buraya gelen halkın evlerine hiçbir şekilde girmemeleri isteniyor. Halen de patlamamış mayınlardan ve bombalardan kaynaklı olarak. Burada ekipler şu anda Ukrayna ordusunun askerleri tek tek evleri geziyor. Evlerin üzerine eğer ki içeride bir mayın patlayıcı varsa işaretler yerleştiriliyor. Daha sonra da bu evlerdeki yerlerdeki patlayıcılar imha ediliyor. Bu nedenle de halen daha İrpin, evet, Ruslar kuzeye çekildi. 2 haftayı aşkın süredir yeniden Ukrayna askerlerinin kontrolünde ama içeride çok az sayıda sivili görebiliyoruz. Onlar da şu anda
farklı yerlerde kendileri için dağıtılan erzakları teslim alıyor. Ama kuşkusuz çatışmaların en yoğun yaşandığı yerlerden biriydi burası. Şimdi pek çok sivil ölüm var. Şu ana kadar 700'den fazla sivilin Kiev'in kuzeyindeki ilçelerde, yerleşim yerlerinde hayatını kaybettiğini biliyoruz. Buça'da maalesef dün Buça'daydık. Buça'da halen daha toplu mezarın bulunduğu yerde. Yani Aziz Andrew Kilisesi'nin bahçesindeki toplu mezardan bazı kişilerin cansız bedenleri çıkmaya devam ediyor. Bu kişilerle ilgili kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 200'e yakın çocuk hayatını kaybetti, tespit edilmiş durumda. Ukraynalı yetkililer bu şekilde açıklıyor. 350'den fazla da çocuk yaralı hastanelerde tedavi görüyor. Ama genel olarak izlenimimizi aktaracak olursak, gittiğimiz her yerde benzer bir manzara ile karşılaşıyoruz. Havaya uçmuş köprüler, harabe haline gelmiş evler. Mesela şu anda İrpin'de bir üniversite var, büyük bir üniversite. Orayı çektik. İrpin'deki üniversitede tamamen çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelmiş, kül olmuş vaziyette. Yine aslında tahliye çalışmaları özellikle buraya yoğunlaşmıştı ama tahliye çalışmalarının da en zor yaşandığı, hatta kim zaman tahliyelerin gerçekleşemediği yerlerden biriydi İrpin Köprüsü. Çünkü Ukrayna ordusu Rus ordusunun geçişini engellemek için bu köprüyü havaya uçurdu ama bu kez tahliyeler zorlaştı. Birkaç alternatif vardı. Bunlardan biri de buradaki insanların trenle tahliye edilmesiydi. Ama tren rayları da yine buradaki yoğun çatışmalar sonucu hava bombardımanıyla beraber zarar görmüş vaziyette. Bu nedenle de insanlar sadece işte bu gördüğünüz köprü üzerinden, Hasan Dönmez'in sizlere gösterdiği köprü üzerinden tahliyelerini gerçekleştirebildi. Şimdi bakın, Hasan sağ tarafı doğru kadrajını çeviriyor. Burada yaklaşık 5 gün boyunca 50 kişilik bir ekip bu köprü şu anda halen daha hasarlı oldu ve onarılamaz halde olduğu için yan tarafa yeni bir köprü kurdu. Bakın şu anda görüyorsunuz. İşte bu köprüden şu anda insani yardımlar ve inşaat malzemeleri İrpin'e ve buradan da Buça'ya ve Hostomel'e ve diğer kuzeydeki ilçelere taşınabiliyor. İnşaat malzemeleri diyoruz çünkü yavaş yavaş evlerde onarılmaya başlanacak gibi duruyor. Şimdi yayını toparlamadan önce bizim izlenimler burada bu şekilde. Doğudaki gelişmelerden bahsedelim. Donetsk'te, Luhansk'te, Mariupol'de şiddetli çatışmalar halen daha devam ediyor. Bir yandan Mariupol'de sivillerin tahliyesi sürüyor. Binlerce kişi şu ana kadar tahliye edilmiş durumda. Ama özellikle Kharkov'da yine yaklaşık 48 saatte 20'ye aşkın sivil hayatını kaybetti. Bir o kadar sivil de yaralandı. Hem Rusların hava bombardımanları sonucu hem topçu atışlarıyla doğuda şiddetli çatışmalar devam ediyor. En son Amerika'dan bir açıklama geldi. Yine 800 milyon dolarlık bir askeri destekte bulunacağını Amerika açıkladı Ukrayna ordusuna. Bir taraftan da tabii buna karşılık olarak Rusya'dan açıklamalar geliyor. Farklı açıklamalar. Rusya'da Ukrayna topraklarında NATO'ya ait askeri teçhizat taşıyan bütün araçlar meşru hedeftir açıklamasını yaptı. Yani özellikle şu anda Kiev'in kuzeyinde kayıplar arama çalışmaları devam ediyor. Ama doğu bölgesinde de şiddetli çatışmalar devam ediyor. Uzay Kesmen İrpin'den aktardı. Teşekkürler bilgiler için ve kolaylıklar, haber takibinde orada. Şimdi Ukrayna Rus kruvazörü Moskova'yı vurduk diye bir açıklama yaptı ve görüntüler paylaştı. Rusya bu haberle ilgili olarak da saldırıdan ötürü değil, yangından burada işte mühimmat infilak etti diye bir açıklama yaptı. Hem bu saldırıda adı geçen Neptün füzesi nedir, nerede kullanılır, Ukrayna envanterinde ne zamandan beri var? Hem de Mariupol'deki bu son durumu konuşacağız. Mariupol'deki son durum hem insani krizin derinleşmesi açısından hem de aslında Ukrayna ile Karadeniz bağlantısını kesme stratejisi mi güdülüyor sorusu açısından önemli bir nokta. Kendisine teşekkür ediyorum. Emekli Tümamiral Doktor Deniz Kutluk bizimle. Sağ olun, vaktiniz için hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar olsun. Hepimize çok teşekkür ederim. Ukrayna Moskova adlı kruvazör gemisini vurduk diyor. Rusya'da gemide tahribat yaşandığını açıklamakla birlikte bunun sebebinin yangın ve peşi sıra mühimmatın infilak etmesi olduğunu söylüyor. Buna nasıl yaklaştınız? Neptün füzesi ile ilgili biz ne biliyoruz ve bu geminin önemi nedir? Bunlarla başlamak isteriz sizinle. Evet, gemi Karadeniz Donanması'nın komuta gemisi, en büyük gemisi, 12.500 ton. Son 20 yıldır aktif görevdeydi ama yaşı 42 civarında. Önemli bir gemi. Kendisini iyi savunan, altyapısı yüksek bir gemi. Ben birkaç katmanlı hava savunma sistemi var üzerinde.
Dolayısıyla bu geminin aslında virgülün mermi hedefi olmaması icap ederdi. Normal yönetilen böyle bir gemide. Bunu önleyecek savunma sistemlerine sahip. Uzun menzilli S-300 hava savunma füzesi var. Orta menzilli Geçko füzeleri var. Nokta savunma silahı denen en son aşamada otomatik çalışan topları var. Yani bütün bunlara rağmen iki isabet almış ise şayet, iddia doğru ise şayet, yani geminin arızalı olarak görevde olduğunu varsaymamız icap edebilir. Veya biraz savunma düzenini yeteri kadar kullanamadığını düşünmemiz lazım. Ukrayna'nın elinde böyle bir gemiye kullanılacak bir su üstü vasıtası var mı? Sanmıyorum. Ama bu şayet iddia edildiği gibi Neptün füzesiyle vurulmuşsa Ukrayna'nın bir tane korveti var. Onu da bu saatte elinde tutabiliyor mudur hala? Bilemiyorum. Ama bu korvetten atılmadıysa sahil bataryası şeklinde kullanılmış olabilir. Neptün füzesi geçen Mart ayında envantere girmiş bir füze. 2016'da üretimine başlanmış. Uzun bir süre üretim saykalı sürmüş. Bizim atmaca füzesine benzer menzile sahip, benzer bir yapıya sahip. İşbirliği yapılıyor mu Türkiye ile Ukrayna arasında onu da bilmiyorum. Şayet iddialar doğruysa tabii büyük bir kayıp Rusya için. Büyük bir kayıp ve büyük bir tepki, karşı tepki koyacaktır diye de düşünmek lazım. Bunun sonucunda Rusya'nın. Mesela bu geciktirmiş olduğu amfibi harekatı yapacaktır diye düşünmek lazım. Aslında Ukrayna'nın bir deniz harbi yürütecek altyapısı yok Karadeniz'de. Yani bir korveti, 4 tane çıkarma aracı, işte 1 tane mayın taramacı gemisi var. 13 tane de karakol gemisi var. Bunlar bu saatte kullanılabilir durumda mıdır? Ondan emin değilim. Yani süre gelen 45 günlük savaşın sonucu olarak. Ama bu başarı şayet Ukrayna sahillerinden atılan veya bir Ukrayna su üstü vasıtasından atılan Neptün satıştan sata füzesiyle ki 2 isabet iddia ediliyor sağlanmışsa sonuçları itibariyle bu geminin personelinin gemiyi terk ettiği anlaşılıyor. Açıklama, Rus tarafındaki açıklama böyle. O zaman gemi bir defa kaybedilmiş görülmek zorunda. Ya batmıştır, ya batmaya yakın bir su alma durumu vardır. Ama olaylarla ilgili Rus tarafının daha fazla açıklamasını herhalde izlememiz gerekecek. Gerçekten iddia edildiği şekilde olmuşsa çünkü sosyal medyadaki haberler sadece Ukrayna kaynaklı. Gerçekten bu 2 füzeyle vurulup batma noktasına gelmişse Ukrayna için çok önemli bir başarı olarak hanesine yazılmalıdır. Rusya'nın da buna karşı tepkisi olacağını da beklememiz gerekir. Sayın Kutluk, bu Neptün füzesiyle ilgili birkaç bilgi daha soracağım size. Ondan sonra da Rusya'nın askeri stratejisi nasıl şekilleniyor ona dair sorularım var. Neptün füzesi hangi ülkelerde vardır? Ukrayna envanterinde ne zamandan beri vardır? Bu arada ajansta gördüğüm için de aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri savunma yetkilileri de henüz Moskova gemisindeki söz konusu patlamanın sebebinin ne olduğunu teyit edemediklerini açıklamışlar. Yani Ukrayna'nın dediği gibi Neptün füzesiyle vuruldu mu Moskova gemisi? Yoksa Rusya'nın söylediği gibi bir yangın ve bir mühimmata gelen zarar ve patlama bu şekilde mi? Onlar da öyle açıklama yapmışlar Washington'dan savunma kaynakları. Ama Neptün füzesiyle ilgili ne biliyoruz? Hangi ülkelerde var? Ukrayna envanterinde ne zamandan beri var? Neler söyleyebiliriz? Ukrayna bunu 2016'da kendisi geliştiriyor. Ve 2021'de hizmete sokuyor. 2019'da da bunu dış satım bağlantıları yapmaya başlıyor. Bildiğim kadarıyla henüz teslimat yapmıyor. Çünkü bir ülke kendi ürettiği füzeyi kendi donanmasında kullanmıyorsa yabancılar bunu almak istemezler. Bu bir temel kriter olarak görülür. Bu dediğim gibi Türkiye'nin de geliştirdiği ve atışlarına başarılı yaptığı atmaca füzesinin
veya Amerikan versiyonu olan Harpun füzesinin teknik özelliklerine benzer özellikler taşıyor. Menzili 270 kilometre. Uzun bir menzil. Hatta orta menzilli nükleer silahların azaltılması anlaşmasının ortadan kalkmasıyla oradaki boşluğa doldurabilecek bir düşünce de füze üzerinde var. Menzilini biraz daha uzatarak. Dolayısıyla dünya bahriyelerinde pek olmayan bir silah. Ukrayna'nın füze kabiliyetinin olduğunu biliyorum. Ukrayna Sovyetler zamanında 12 kıtalar arası balistik füze üretme kabiliyetindeydi. 12 farklı tipte. Dolayısıyla bir füze bilimi konusunda ilerlemiş bir teknolojiye sahip. Motorları var, füze motoru üretebiliyor. Ve bu konuda yetkin. Ayrıca deniz silahlarında da veya harp bazılarında da yetkin ya Ukrayna. Uzayda da yetkin. Nükleer başlık üretme kabiliyeti de var. Dolayısıyla teknolojiyi de işte Donbas bölgesi o bakımdan da çok önem taşıyor. Teknolojinin yatağı diye düşünmem bölgeyi. Hepsi yan yana geldiğinde Ukrayna bu işi bu saate kadar saklayarak bu gücünü şu an harekete geçirmiş görünüyor. Yapmışsa bu iş hedef bilgisini başka ülkelerden almış olabilir. Denizdeki hedef bilgisini batıdan güdü gözetlemesiyle almış olmalıdır. Bunu öyle düşünmekte pratik bir yarar var. Çünkü kendisi bunu sağlayacak bir gözetleme altyapısına sahip değildir diye düşünüyor bu saatte itibariyle. Ama hepsi beraber bakıldığında sonuçları çok büyük olacak bir şey. Bir geminin kendi kendine cephaneli patlaması duyulmuş görülmüş bir şey değil. Bir gemide bunu engelleyecek birçok iç disiplin vardır. Ve böyle bir şeyi kabul etmek çok zor. Bir gemi kendi kendine bir cephaneliğini infilak ettirip geminin kaybına yol açacak derecede büyük bir patlamaya maruz kalması son derece şaşırtıcı. Yani bu açıklama Rus tarafından yapıldıysa ve Amerika'da bunu henüz seyretmedik diyorsa ben buna soru işaretiyle bak. Bu kadar silahlanmış bir gemi yönetimde son derece komplike bir şekilde iç içe geçmiş halkalar halinde sorumluluklar gemi içinde dağıtılmıştır. Böyle bir hataya göz yumulmaz. Bunun da karşı önlemleri de içinde vardır zaten. O bakımdan gemi iç patlamasını ben daha az ihtimal olarak görüyorum. Daha büyük ihtimal füze isabeti olarak lazım diye düşünüyorum. Sayın Kutlu. Çünkü gece vurulmuş gemi yani vardiya düzeni de zayıf bir vardiyada. 4 vardiyası civarında vurulmuş. O halde orada da bir hassastır gemiler o saatlerde. Doğru olabilir. Ben de biraz daha ağırlık vermek ihtimali daha güçlü gibi gördüm. Buyurun. Bunlar ilginç bilgiler. Dolayısıyla biraz daha değişmek istedim. Yeni fikirler verdiniz çünkü. Şimdi Karadeniz filosunun kalbi diye biliniyor Moskova gemisi. Ukrayna için bir hassasiyet de vardı bununla ilgili. Daha bu savaşın ilk dönemlerinde Yılan Adası'nda Ukraynalı askerlerin teslim olması için bu gemiden bir duyuru yapılmıştı. O adadaki askerler sonra öldüler. Ancak özellikle Ukrayna Savaşı'nın erken döneminde bu gemi ve Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerinin direnişi Ukrayna için çok önemli bir hikaye de oldu savaşla ilgili. 510 kişilik mürettebattan bahsediliyor. Yani kocaman bir gemiden bahsediyoruz biz. Siz iki ilginç olduğunu düşündüğüm bilgi paylaştığınız için soracağım. Neden sabaha karşı vardiya değişiminde daha hassastır, belki daha kırılgan bir güvenlik düzeni olabilir gemide? Bir de böylesi büyük, önemli Karadeniz filosunun en kritik gemilerinden birinden bahsediyoruz. Nasıl bir içeride düzen, disiplin vardır. Rusya'nın dediği gibi o mühimmat kendi kendine patlamamışsa şayet o patlamanın gerçekleşmemesi için içeride nasıl tedbirler alınır? Böylesi bir gemide o mühimmat nasıl korunur? Nasıl böylesi sorunlar yaşanmasın diye içeride tedbirler alınır? Evet, şimdi savaş gemileri 7-24 denizdeler. Herhalde uzun süredir denizdeler. Ve bunlar bir vardiya içinde buluyorlar. Sürekli yatıyorlar, kalkıyorlar, yatıyorlar, kalkıyorlar. Bazı gemiler 3 vardiya yapar, bazı gemiler 2 vardiya yapar. Buradaki düzeni bilmiyorum ama
Her ikisi de personel yorgunluğunu arttırmış. Personel yorgunluğu en de yoğun hissedildiği saat 12-4 vardiyasıdır gece. Çünkü uyumaya karşı direnç göstereceksiniz. İç dinamikler zayıflar. Vücudun sirkadiyen ritmi orada en hassastır. Hatta o saatte mesela pide çıkarılır Türk donanmasında. Personel onunla da motive olsun diye. Bunlar da nasıl yapılıyor bu iş bilmiyorum. Ve yeteri kadar bu vardiya düzeni eksiksiz olarak sağlanabiliyor mu bilmiyorum. Ama bir gemide bir cephaneliğin kendi kendine patlaması mümkün olmaması gerek. Birçok ısı göstergesi kontrol altındadır. O cephanenin ısısı saat başı jurnallere yazılır, kayıtlara alınır, uzaktan kontrollerle kontrol edilir. Oraları kritik zamanda suyla basacak, deniz suyla basacak uzaktan kontrollü donanımlar vardır gemide. Yani bunun infilak etmesinden önce alınacak bir sürü adım vardır. Uyarılar vardır. Yönetim bir o sırada sevk idare eden var diye bunların hepsine dikkat eder ve o tedbirleri adım adım alır. Gerekse bütün herkesi ayağa kaldırır. Alarm vurur, mücadeleyi bütün personel, uyuyan uyumayan herkesi ayağa kaldırarak devam ettirir. Dolayısıyla gemi içinde böyle bir şeye izin verilmez. Çünkü gemi yüzer bir patlayıcı deposudur aslında. Yakıt da vardır. Hızlı patlayanlar, yavaş patlayanlar, sualtı patlayanları, havada patlayanlar, bir füze yaklaşırken patlayanlar, bir sürü mekanizma aynı anda gemide bulunur. Çaf vardır, yaklaşan füzeye karşı onu yanıltmak için havaya atılan ki otomatik reaksiyon gösteren sistemdir bunlar. Otomatik yaklaşan füzeye ateş eden top vardır. Hiç insan kontrolüne gerek olmaksızın kendi radarıyla yaklaşan füzeyi bulur, üstüne boşaltır mermilerini. Dolayısıyla bütün bunların çalışmadığını düşünemiyorum. Böyle bir şey varsa böyle bir komuta gemisi nasıl olabilir? Yani burası donanmanın en büyük gemisi Karadeniz filosu. Ama işte olmuş gözüküyor. Geminin personelin tahliye edildiğine dair bilgi var Rus tarafından. Bu geminin terk edildiği manası. Yani gemi demek ki ya battı ya batmak üzere sürükleniyor bir yerlerde. Tabii kıyıdan ne kadar mesafede bu iş oldu? Çünkü kıyıdan görseller çekilmiş. Termal görseller çekilmiş. Öyle anlaşılıyor ki 10 milin içinde gözüküyor gemi. Dolayısıyla fazlasıyla da sahile yakın bulunuyor gemi. Böyle bir gemi kendini korumak için belli mesafelerde bulunmak arzu eder kıyıdan. Kıyıdan gelecek tehlikelere karşı hassasiyeti vardır. Bu denizden kullanılan silahlar ve füzeler kullanırken bunların bir asgari çalışmama menzili vardı. Mesela 5 deniz mili mesafede bunlar aktif hale gelemezdi. Arayıcı radarlar çalışır. Kendi altimetreleri çalıştır. Gemiye yakın infilak etmemek için kör uçuş zamanları vardır. İşte optik seeker vardır. Optik tarayıcıyı açar. Radar tarayıcısını açar. Bunlar zaman ister. Yani füzeler veya karşı füzeler çalışırken birçok teknik iç içe geçmiş reaksiyonlar gösterilir. Bunlar için de bir zaman ihtiyacı olduğu için gemi kendisinden 5000 içerisinde bunu kullanamayacağını varsayar. Ve daha uzakta bulunmak. Yaklaşan bir füzeyi de tabii ki yaklaşan füzeye karşı savunma düzeni biraz daha hızlı çalışır. Taarruz füzelerinden. Ama sahile böyle 10 mil mesafeye sokulmuş komuta gemisi biraz sahilden atılan ateşe açılacak ateşe kendisini hassas hale getirmiş. Bu anlaşılıyor. Bunun da herhalde bir sebebi vardır orada bulunmasını. Ama biz orada böyle bir gemi istersek önce sahili baskı altına alırız. Sahili ateş ve baskı altına alırız. Sahilin bize karşı vereceği zararı engelleyip bundan sonra buraya yaklaşmayı tercih ederiz. Burada o yapılmamış gibi görünüyor. Odessa açıklarında olduğunu ben anlıyorum. Bu da acaba amfibi harekatın bir hazırlığı esnasında mı vuruldu sualini akla getiriyor. Sonuçta komuta gemisi kaybedilmiş. Yerine yine Karadeniz Fırkası'ndan günün mermi fırkateynlerden elinde 5 tane var. Bunlardan birini komuta gemisi alacaktır. Karadeniz filosu diye de düşünüyorum. Yeteri kadar gemisi var Karadeniz filosunun. Yeteri kadar gemisi var. Ancak evet. Kritik bir gemiden de bahsediyoruz. Filo için
yeri doldurulabilir olsa da önemli bir kayıp Moskova, Rusya açısından. Ve son tespitinizle de aslında ilerleyebilmeyi arzu ediyorum. Yaklaşık 7 dakikamız var Sayın Kutluk. O da acaba bir amfibi harekat hazırlığı sırasında mı bu limana, bu kıyılara yanaşmıştı Moskova gemisi? O amfibi harekat planlaması var mı yok muyu da size sormak istiyorum. Zira Mariupol hala ciddi baskının sürdüğü bir nokta ve savaşın başından beri de konuşulan, her ne kadar bugünlerde Rusya hedefini Donbas bölgesi, Ukrayna'nın doğusu olarak açıklamış olsa da hala doğuyla bir hat çekilerek Ukrayna'nın Karadeniz'e olan bağlantısını kesmek de hedeflerinin bir parçası mı, bir hedefi mi diye soruyoruz, tartışıyoruz. Böylesi bir işaret görüyor musunuz harekatın gidişatına baktığınızda ve olası bir amfibi harekat için burada bulunduğunu düşünüyor musunuz? Geminin buraya bir yönelim de olabilir mi? Aslında belki de yeni evrede bunlara mı bakıyor olacağız? Mariupol, bu geminin kıyıya yakınlığı ve Rusya hedefleri içerisinde Karadeniz bağlantısını Ukrayna'nın kesip kesmemek olduğu soruları, bu son turun soruları olsun size, buyurun. Evet. Şimdi Mariupol sanıyorum en kentsel mücadelenin yoğun yapıldığı yer oldu ve o yüzden çok büyük hasarlar da var kentte ve sivil kayıpların da oluştuğu anlaşılan bir bölge. Mariupol öte yandan Donbas'ın denize çıkışı ve Azak denizine Rusya'nın hakim olmasının son direnek noktası. Dolayısıyla Rusya buraya bütün varlığını koymuş vaziyette. Aldığımız duyumlara göre de Ukrayna askerleri ve subayları teslim oluyorlar Mariupol'da. Ve büyük rakamlarda teslim oluyorlar. Dolayısıyla oradan da bunu anlıyorum ki Ukrayna buraya büyük bisiklet merkezi kurmuş Mariupol'un savunması açısından. Onlar açısından da Odessa'dan sonra burası en büyük liman olduğu için çok önemli. Azak Denizi'nin ihraç limanıydı. Kendisilerinin büyük sanayi, endüstriyel üretimlerini oradan ihraç ediyorlardı. Mariupol'un düştüğünü varsaymamız lazım o aşamada. Kent içindeki temizlik harekatı belki Ruslar açısından sürebiliyor ama fakat Mariupol'de öyle anlaşılıyor ki Rusya deniz piyade alayını kullanıyor. Deniz piyade alayını kullandığı için de Odessa'ya düşündüğü amfibi harekatı Mariupol bitmeden yapamıyor. Öte yandan Odessa'yı düşürmek de Rusya'nın siyasi hedeflerine çok uygun bir yer gözüküyor. Yani Kiev'den vazgeçtiğini anlıyoruz bu aşamada. Dolayısıyla Odessa'yı düşürürse bir karaya kilitli devlet yaratacak. Karaya kilitli devlet yaratınca Ukrayna'nın kolunu bacağını aslında kırmış olacak. Ukrayna'nın varlık göstermesi, dış satımları yapabilmesi veya silah alabilmesi çok zorlaşacak. Ve böylece Ukrayna'nın nötralize edilmesi noktasında Putin istediklerini yapabilecek. Ayrıca biliyorsunuz burada Moldova'daki Transnistria meselesini de denize kavuşturarak denizden oradaki Rus 14. ordusunu destekleme şansına sahip olacak. Yani ve doğudaki yarım ay şeklindeki askeri harekatını, ki aşağı yukarı 100'er kilometrelik derinliklere ulaşmış olan bu askeri harekatını tamamlamış görecek. Donbas'la Odessa'yı beraber olduğu takdirde, elde edebildiği takdirde. Bunun için bir amfibi harekata ihtiyacı var. Bunun için Mariupol'ün iç temizliğinin bitmesi gerekiyor. Ondan sonra bu deniz piyade alayını çekecek, arkasına bir veya iki alay daha koyacak ve elindeki çıkarma gemileri, desteğindeki su üstü gemileriyle Odessa'ya yönelecek diye düşünmek lazım. Bu noktada tabii buranın mayınlandığını ve Türk Boğazı'na mayınlanıp buradan geldiğini biliyoruz. Bir ihtimal tabii bu Slava gemisinin, yani Moskova'nın mayına çarpmış olma ihtimali de zayıf da olsa mevcut. Yani bu ihtimal sıfır sayılamaz. Çünkü Odessa'nın güney ve kuzeyindeki plaj bölgeleri belli derinliklere mayın tarlası haline getirildi. Ukrayna tarafından öyle anlaşılıyor ve bunların içerisine de girmiş olabilir bu Moskova gemisi. Yani böyle bir infilakla da karşı karşıya kalmış olabilir. Gemiden gelen, anladığım kadarıyla gemiden gelen acil sinyallerde personelin yardıma ihtiyacı olduğuna dair duyumlar da yer almış. Kimi kaynaklara göre
Bu da Moskova'nın iddia ettiği kadar herkesin canının kurtarılamadığına dair işaret oluyor bize. Ortaya çıkan tablonun biraz daha vahimleşmesini gösteriyor. Şimdi Rusya Karadeniz'in kuzeyini adı konmamış bir savaş bölgesi ilan etti. Adı konması lazımdı çünkü üçüncü tarafların çıkarları zedeleniyor bu işlerde. Tarafsız ülkelerin bayrak gemileri, ticaret gemileri bölgede kilitli kaldı. Bunun adı konsaydı ve gemilerin bölgeden tahliyesine zaman verilseydi bu uluslararası hukuk normlarına ve savaş hukuku normlarına daha uygun olur. Rusya'nın yapması gerekenlerden biri buydu. Fakat takip ediyorum, bölgede savaş şartlarını uyguluyor. Deniz harekat bölgesini kısıtlı deniz harekat falan ilan etmeden öyle uyguluyor. Fakat ne tarafsızlar için çare yaratmış durumdalar ne de bunu ilan etmiş durumda. İlan etmiş olsalar bu bir harp haline alacak. Halbuki Rusya bunu harp görmüyor. Bunu seçilmiş bir özel harekat olarak görüyor. Harp malum savaş artık hukuka uygun olmayan bir şey. Birleşmiş Milletler yasasına göre. Onun için bu ismi telaffuz etmiyor. Burada bir gri alan oluşturuyor. Ama bu gri alan diğer tarafların çıkarlarına mani oluyor bu aşamada. Hiç olmazsa bu Azak Denizi'ndeki yüklü gemilerin ayrılmasına izin verilmesi icap ederdi. Ticaret gemilerinin. Fakat verilmedi. Bu bölgeye giren gemilere de yasaklamalar uygulanıyor. Bu da ilan edilmeden ilan edilmeliydi. Rusya burada ne yapmak istiyor bu aşamada? Donbas'ı geri çektiği kuvvetlerle ve bölgeye getirdiği takviyelerle ki 60 bin kişilik bir seferberlik kuvvetini bölgede bulundurabileceğine dair tahminler var. Bu kuvvetlerle zayiatını bütünleştirecek Rusya. Evet. Ve Mariupol'dan çekeceği bir kısım kuvvetlerle Donbas'taki Ukrayna kuvvetlerini arkadan kuşatmak isteyecek. Bir kısım kuvvetlerle de yukarıdan Kharkov bölgesinden getirecek kuvvetlerle de bu kuşatmayı tamamlamak isteyecek. Ve Donbas'ı ki biliyorsunuz %30'u Donbas'ın Rusyanlıları tarafından kontrol edilebiliyordu. %70'inin ele geçirilmesi gerekiyordu. Başlangıçtaki konum buydu. Bunun gerçekleşmesini sağlamaya çalışacak. Burada tabii Rusya'nın elinde hava kuvveti üstünlüğü var. Ve bu gücünü daha etkin kullanabilir. Ve bu güç etkin kullanıldığı zaman tabii sivil kayıplar da artacak. Maalesef. Özellikle kentsel yerleşim bölgede. Maalesef. Yeni bir soru programın sonuna denk geldi. Umarım önümüzdeki yayınlarda konuşma fırsatımız olur Sayın Kutluk. Çünkü belki izleyicilerimiz de merak eder gider haritaya bakar ya da üstüne düşünür diye söyleyip ondan sonra size veda etmek istedim. Rusya her ne kadar bu yeni evrede hedefi Doğu olsa da Donbas olsa da Doğu'da Mariupol'e dediğiniz gibi Donbas'ın denize çıkışı baskısıyla, Batı'da Odessa'ya sürdürdüğü baskıyla, olası bir amfibi harekat planlamasıyla gerçekten de Donbas'a sınırlı tutmayı mı düşünüyor savaşı? Benim nacizane okumamda şüphelerim artıyor. Çünkü Odessa'yı kontrol ettiğinizde sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi Moldova, Transnistria neden oralarda denemesin şansını? Çünkü nüfuzu var, nüfuz alanı belki orayı da derinleştirip orada da bir takım planları olabilir diye düşündürdü bana. Bu da aslında genişleyen bir satıhta yeni istikrarsızlıklar da demek olabilir. Bilemiyorum ama sizin çizdiğiniz resim bunu da akla getirdi. Çünkü değerli izleyicilerimize açık bakarsa zaten Odessa Limanı ve Moldova'nın da yakınlığı ve bahsettiğiniz senaryonun olasılığı da endişe verici. Niye endişe verici? Çünkü biz Karadeniz'e kıyısı olan bir ülkeyiz. Bunların hiçbirisine sırtımızı dönemeyiz. Hepsini didik didik bilmek durumundayız. Katkılarınızda. Teşekkür ediyorum dolayısıyla. Umarım önümüzdeki programlarda bunu konuşabiliriz sizinle. Doktor Deniz Kutluk. Sağ olun, var olun. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ayrı bir konuya geçeceğiz ve hızla geçeceğiz. Bir yandan temel ihtiyaç malzemelerindeki zamları konuşuyoruz. Diğer taraftan da konut ve otomobil piyasasını konuşuyoruz değerli izleyiciler. Fiyatlar bu alanda da normalin ötesinde seyrediyor. Özellikle KDV'nin %18'e çıkmasından sonra ne oldu? İkinci el oto piyasasındaki durum nasıl acaba diye bize sorular sordurdu. Biz de bakacağız, peşinden gideceğiz. Bu sorunun Ankara'da Bedircan Özbey bizi bekliyor. Arkasında da görüyorum arabaları, araçları neler anlatacak bize ikinci el oto satışındaki KDV etkisine dair dinleyelim.
Afşinyurt'taki öncelikle şunu söyleyelim. Sizin de belirttiğiniz gibi arkamızda pek çok araç var. Ancak alıcısı yok o araçların. Çünkü fiyatlar sizin de belirttiğiniz gibi fahiş bir şekilde yukarıya gitti. Araç satışından, ikinci el araç satışlarında kar oranından alınan KDV oranı %1'den %18'e çıkarıldı. Aslında bu şu demek anlamına geliyor. 10 bin liralık bir karda satıcı 100 liralık bir KDV ödüyordu. Ancak bu 18'e çıkınca bu KDV oranı 1800 liraya çıktı. Yani kardan alınan KDV arttı. Ancak araçların toplam fiyatındaki KDV artışı olmadı. Yanımızda da Otonomi Yönetim Kurulu üyesi Furkan Aydınkaş var. Efendim sizinle de öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Sizinle de geçtiğimiz hafta bu KDV artışı olduğunda konuşmuştuk. Siz de aslında fiyatlara çok yansımayacağını, çünkü bu kardan alınan bir KDV oranı olduğunu söylemiştiniz. Ancak durum pek öyle değil. Önümüz Ramazan bayramı, bayrama arabası olmayanlar araba almak istiyorlar. Şu an için piyasada hem fiyatlar hem satış durumları nasıl? Şu ana kadar evet, geçen hafta konuştuğumuzda, geçen bir programda konuştuğumuzda fiyatlarda çok bir artış beklemiyorduk ama o programdan beri %5'lik bir artış yansıdı. Buna nazaran işlerde artış var mı? Henüz öyle çok hızlı bir artış yok. Ama bayrama kadar bence fiyatların daha da artması beklendiği için alacaklara ben şimdiden uyarıyorum. Yani hesaplarına, kitaplarına uyan araçları bir an önce almalarını da tavsiye ediyorum. Kredilerle ilgili düzenleme bekliyorduk. Onlar da geldi. Araç kasko değerinin %70, %80'ine kadar arabalara kredi çıkıyor. Tabii oran olarak da vade süresi olarak da 36 ay ve 48 aya çıkarıldı bu süreçler. Lakin burada faiz oranlarının yüksek olması da vatandaşı biraz krediden geri çektiği için aslında işlerde biraz onun için durgunluk mevcut. Peki şimdi fiyatlar yükseldi dediniz. Ben bir şey merak ediyorum. Ben ikinci el bir araç almak istiyorum. Sedan bir araç almak istiyorum. Örneğin 2019 model sedan bir araç, 1.6 motor bir araç. Geçen ay ne kadardı? Bu KDV artış, yani kardan alınan KDV artınca ve bu fiyatların artmasıyla o aracın fiyatı ne oldu? Yani örnek verecek olursak standart bir araba, X model bir aracın fiyatı 300 bin lirayken şu an 310-315'lere kadar gelmiş durumda. Buna tabi araba bazlı net hani şu fiyat diyemiyoruz ama genele vurduğumuz zaman %5'lik bir artış çoğu markada bu artış yaşandı. Bu artış peki biliyoruz hem sıfır araçlarda hem ikinci el araçlarda otomatik ve manuel araçlarda bir fark oluyordu. Bu ikinci ele de yansıdı mı? Tabi ister istemez sıfır araçların da aslında geçen ayla bu ay arasında çoğu firmayla görüşüyoruz. Zaten internet sitelerinden takip edebilirler. Fiyatlarda bir artış onlarda da yaşandı. Çok özür dilerim. Ben kameraman arkadaşım Yiğitcan Toprak şu anda bir araç ekranları getiriyor. Mesela o aracın modeli nedir, yılı nedir? Ya da şöyle örnek vereyim. Şurada bir araç var. Ben alıcıyım, geldim. Bir ay önce geldim. Bu KDV artışından önce geldim. Bir ay önce bu aracın fiyatı neydi? Hem KDV artış hem de bayramın gelmesiyle birlikte bu aracın fiyatı ne oldu? Bu araç 2016 model bir araç. Bu aracın yani biz yeni aldık ama geçen ayki fiyatı ortalama 290-95 bin fiyatlarındayken şu an biz 309 bin istiyoruz bu araca. Daha da artar mı azalır mı onu bilmiyorum ama artacağı da benziyor. Tabii biz sattıkça yerine koyduğumuz için onu çok takip edemiyoruz ama fiyatlar bayrama kadar artmaya devam edecek. Diğer araçlarda da hep bu şekilde örnek verirsek onlarda da hepsinde %5'erlik artışlar yaşandı. Mesela bu sedan bir araç. Otomatik vites mi, normal vites mi? Vites, dizel, otomatik vites. Aksesuarda dolu bir araç. Tabii bunlar hep fiyatı etkiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Akaryakıt ürünlerinde de bir artış söz konusu. Almak isteyenler genellikle dizel araçlara mı yöneliyorlar yoksa benzinli araçlara mı yöneliyorlar? Şöyle, daha önceden bu araçta daha çok algı dizel araçlara insanlar rağbet ediyordu. Yakıt konusunda onlar biraz daha tasarruflu olduğu için. Ama son zamanlarda yakıtın artmasından sonra, mazot fiyatlarının benzin fiyatının önüne geçmesinden sonra benzinliğe de algı, rağbet biraz daha artmaya başladı son zamanlarda. Ama tabii insanlar tüplüye de binse, benzinliğe ve dizele de binse bu yakıt fiyatlarının artmış olması satımı biraz yavaşlattı şu ara. Peki hep artan fiyatları konuşuyoruz. İşte örnek verdik, 290 bin liralık sedan bir araç 309 bin lira oldu. Bu fiyatlar düşer mi? Şimdi şöyle bir algı var. Önümüz bayram, Ramazan bayramı, ondan sonra yaz mevsimi geliyor. En çok arabanın
alım satım olduğu dönemler, bu dönemlerde bir fiyat düşmesi olur mu yoksa aksine artar mı? Vallahi arz talep meselesiyle alakalı genelde bizim sektörde bayram öncesi ve iki bayram arası yazda havanın sıcak olduğu dönemlerde insanlar daha çok araba değiştirmeye meyilli oldukları için bu süreçte genelde araba fiyatları yükseliyor. Araba fiyatları ne zaman düşer ya da sabitlenir? İşte Kurban Bayramı'ndan sonra kış dönemi, okulların açıldığı dönem genelde bizim yılın son çeyreğinde genelde araç fiyatları sabit kalır ama geri kalan yaz ve ilkbahar dönemlerinde genelde araç fiyatları artma meyili gösteriyor. Şimdi yayından önce burada birkaç galeri sahibiyle de görüştük. Onlar şöyle bir şey söyledi. Bizde sirkülasyon çok önemli. Hem aracı satmamız lazım hem de araç almamız lazım. Ancak aracını satan da çok yok. Bunun nedeni ne? Hani araç piyasası daha da yükselir. Bunun beklentisine mi giriyor insanlar? Tabii şu an vatandaşlardaki en büyük korku, en büyük endişe. Tamam diyor arabamı satarım ama diyor ben sattıktan sonra ne alacağım diyor. Bu algı, bu düşünce tabii bizi de ister istemez vatandaşla yaptığımız pazarlıkta sonlandıramamıza sebep oluyor. Herkes de böyle bir algı olduğu için araba fiyatlarının hani yükselmesinden ziyade sattıktan sonra yerine ne koyacağım, hangi aracı alacağım. Öyle yapana kadar diyor kendi aracım en azından bildiğim araba diyor. Ona binmeye devam edeyim diyor. Onun için şu an aslında sembolik olarak internet fiyatlarında bir artış ama işin geneline baktığımızda da hala bir durgunluk söz konusu. Yani fiyatlar artıyor ama alım satımda bir durgunluk var diyor. Kesinlikle şu an için bir durgunluk var. Şimdi internet ortamı dediniz. İnternette farklı sitelere, araç satış sitelerine vatandaşlar kendi araçlarını da koyuyorlar. Bu da bir fiyatı yükseltiyor. Yani bir etken olabiliyor mu bununla ilgili de? Kesinlikle. Şimdi bizim hani bir önce dediğiniz gibi buradaki her esnaf elinde aracını bekletmek istemez. Bir an önce satayım alayım bu hareketi ne kadar çok fazla yaparsa bizim esnafımız o zaman daha fazla para kazanır. Ama satıcı vatandaşın böyle bir aciliyeti olmadığı için ya da böyle bir zorunluluğu olmadığı için zaten yapmış oldukları bir meslek ve gelirleri olduğu için internete araç fiyatlarını atıyorlar ve günlük haftalık takip ediyorlar. Araba fiyatları kim ne yazmış ben de ona göre yükselteyim diyerek tabi piyasayı da ister istemez yükseltiyor yani bunlar. Bizim otomobil sektörüyle bu meslekle uğraşan kişiler çok da fazla araç fiyatlarının yükselmesini istemez çünkü sermayemiz belli. Şimdi 20 arabayla çalışan 15 arabaya düştü, 10 arabayla çalışan 7'ye düştü böyle derken araba fiyatlarının artması biz de belki kağıt üzerinde o arabadan kar ettik zannetme yaparken genel vurduğumuz zaman adet bazlı bize eritti yani. Siz de anladığım kadarıyla aracı zaten vatandaştan aldığınız için örnek veriyorum az önce gösterdiğiniz araba, araç, otomobil, sedan araç 309 bine sattınız ama aynı aracı mesela 309 bine sattık bu sedan aracı. Almak isteseniz size gelen fiyat ne oluyor? Tekrar 300'e falan bulsam hemen alırım mesela ya da aynı fiyata bile bulsam. Onun için ben bu işte genellikle kendim şöyle yapıyorum. Aynı yani bir marka model araç sattıysam çok yakın tarihte aynısından almamaya çalışıyorum. Çünkü psikolojim bozuluyor. Sattığım fiyatın üstüne araba almak bu işte benim şevkimi bazen kırmaya çalışıyor. Onun için sattığım marka modelden farklı marka modellerden araç alarak en azından kendimi bu şekilde işime bu şekilde devam etmeye çalışıyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Otonomi Yönetim Kurulu üyesi Furkan Aydınkaş yayın konuğumuzdu. İkinci el piyasasındaki fiyat artışlarını değerlendirdik. Fiyatların bayrama kadar biraz daha artacağını söyledi. Araç örneklemesi yaptık. KDV oranının artırılmasından sonra araçtaki artış fiyatını ekranlara getirdik diyelim ve sözü yeniden İstanbul'da size bırakalım. Afşin Yurdakul. Teşekkür ederiz Bedircan Özbey yayın için. Şimdi reklama gideceğiz. Saat başında ikinci bölümüne karşınızda olacak 360 birazdan görüşmek üzere.